Merhabalar, bugün Sakarya'dayım ben. Mustafa Yetim'le bir röportajımız vardı Kamp Karavan Fuarı'nda. Beni davet ettiler ve nazik davetlerine geldim. Neden geldim? Çünkü Mustafa Yetim'le Osman Bey'i şu şekilde tanıyorum ben. Onlar karavan kullanıcısı, aynı zamanda kendi meslekleri var. Bir de Kamp Karavan Marketi var. Daha önce bahsetmiştim. Kamp Karavan Marketi diye karavan aksesuarları temin edebileceğiniz, internet üzerinden alabileceğiniz bir marketleri var. Meğer onlar karavan da satıyorlarmış. Ben de yeni öğrendim ve karavanlarımız var bizim şu an satışta dedi ve çok güzeller. Marka Hümer. Normalde ben ona eskiden Hymer diyordum. Şimdi Hümer olduğunu öğrendim. Hümer marka, Alman markası, çekme karavanlar ve onlar beni davetle hem bugün güzel yedirdiler, içirdiler. İkisine de çok teşekkür ediyorum, ailelerine de teşekkür ediyorum. Bugün karavanları gezip size göstermek istiyorum bu modelleri. Şimdi beraber hem onları tanıyalım hem de modelleri görelim. Şimdi Mustafa Bey'i tanıyorsunuz zaten. Evet. Osman Bey de arka planda kalan aslında. Evet. Yüzünü çok görmedi. Aslında onların videoları var, çok bilgilendirici videoları var YouTube kanalında. Mustafa evet. Yetim, karavanla ilgili gerçekten çok önemli bilgiler aldığınız kanalları var. Hümer'i sattığını ben niye bilmiyorum? Biz çok ön plana çıkarmadık. Yani ben 9 yıldan beri Hümer kullanıcısıyım. Türkiye'de yani bu Hümer markasıyla yani en bilinenlerden birisiyimdir. 9 kere arda arda yurt dışına çıktık Hümer karavanla. Ben biliyorum senin kullanıcı olduğunu ama yani sattığını bilmiyordum. Çok güzel karavanlar bunlar yani çok çünkü. Çok güzel. Hümer markası şöyle söyleyeyim. Zaten 3 segment bir marka. Altında Almanya'da Bürstler, LMC, Detlef, bir sürü karavan markasının alt segmentlerini satan bir üst marka. Almanya'nın en bildik karavan markası. Ben karavancılığa zaten ilk başladığımızda Şahin işte bu İtalyan mıydı, Alman mıydı derken ilk öğrendiğimiz Hümer'di. Ama biz tabii Hümer olduğunu yaklaşık 2 aydır biliyoruz. Hymer deyip duruyorduk biz. Yani telaffuz öyle. İngilizce okuyup Alman firması Hymer. Hymer diye böyle bir de R'leri söylemezler onlar. Bu sektörün öncülerindendir Hümer. Evet. Siz kampkaravanmarket.com var. Biz 7 ay önce Musti'yi oluşturduk. Oluşturma sebebimiz de şuydu. Mustafa abi işte senelerden beri yurt dışında kendi çekme karavanıyla seyahatler yaptığında Türkiye'de aksesuar ulaşma konusunda sıkıntılar çekiyordu. Gene birlikte böyle otururken yani Osman dedi bütün dedi imkanlar var. Bu aksesuarlar işte artık yavaş yavaş karavanlar da Türkiye'ye geliyor. Bir de bu işi yapanlar hani karavancılığın hep dışında olan insanlar. Bizler bu işin içindeyiz. Neden olmasın gibisinden yola çıkarak kampkaravanmarket.com sitesini satın aldık. Yani isim hakkını. Ve o şekilde başladık. Bunun akabinde de Altesan firmasıyla ilk görüşmemizi yaptık. Sağ olsun Nihat abi bizi kırmadı. Sonuna kadar desteğini vererek. Buradan kendisine selamlar. Evet, selam söylüyoruz. Kamp Karavan Market şu an baktığınızda Türkiye'nin en büyük karavan aksesuar tedarikçisi. İçinde birden fazla markanın bir arada olduğu, bütün ihtiyacınızı karşılayabilecek bir sanal market. Çok merak ediyorum, bir şey öğrenmek istiyorum. Evet. Normalde biz işte komple hazır bir karavan alan karavancılarız. Tabii ki insanlar ben bir aracımı alayım, içine de yapayım dediğinde bu donanımları sizin marketten temin edebiliyorlar mı? Tabii ki de. Müşterilerimizin bir çoğunluğu kendi karavanı yapan, yani kişi işte bir araç alıyor, onu karavana çevirirken biz o hizmetleri de veriyoruz. İşte güneş paneli olsun, ısıtıcısı olsun, soğutucusu olsun, temiz su tertibatı olsun, evet. Güneş tentesi olsun, ondan sonracıma diğer aracın kendi şase donanımları olsun. Bütün hepsini buradan temin edebiliyorlar. Yani her şeyi alıp bizden kendisi montajlayarak veya bir teknik elemandan destek alarak kendi karavanını yapabiliyorlar. Böyle de çok müşterimiz var aynı zamanda. Evet, siz bunları stokta tutuyorsunuz. Tabii. Sipariş geldi bana. Şimdi yurt dışından sipariş edeyim diye insanları bekletmiyorsunuz. Hayır. Şu anda güncel stoklarımız her gün Altesan firması bize güncel stok bilgilerini gönderiyor. Sitemizde olan ürünler yani %90 doğruluk oranıyla hepsi stoklarda olan ürünler. Sonuçta ben şu an acil atıyorum tenteye ihtiyacım var. Size sipariş verdiğinde hemen kargolanıyor ya da temin ediyor. Yani web sitemize girildiği zaman orada bir ürünü aldığında yani o ürün biz işte 3 ay sonra, 4 ay sonra veya şu hafta sonra deme ihtimalimiz çok düşük. Belli başlı bazen ara dönemler oluyor yani o anda bir gün önce mesela çok tabii o doğal yani onun şey Türkiye'de herhalde. Üretici de olsanız yani tabii öyle ki, şey tabii mümkün ama olabilir. Onun dışında dediğimiz gibi yani ürünler orada gerçek kaç stoklarımız. Kaç adet gösteriyorsanız yine sitemizde o ürün o kadar diyor. O çok ürün güzel. Stoktan kalktıysa zaten ekran kapanıyor. Kapanıyor. Evet. Şimdi siz bir de çok yeni bir oluşumun içindesiniz. Evet, bugün evet. Gezdik bir inşaatınız var şu an. Sakarya'nın merkezinde
hem servis olacak, hem karavanların showroom'u olacak. Evet. 7 tane karavan sergide olabilecek. Evet, kapalı alanda 7 karavan sergileyebileceğiz. Üst katı komple Kamp Karavan Market'in tüm aksesuarlarının orada sergilendiği. Sergi, onun dışında outdoor giyim markaları da gelecek. Çok tamamlanmış kompleks bir olay olacak. Yani öyle söyleyelim. Servisi, showroom'u ve karavan market olan. Bir de, şimdi onu soracağım. Diyelim ki sizi şu şekilde anlatayım. Karavanınızda bir arıza oldu. Allah korusun kimsenin karavanı arızalanmasın ya da bir donanım eklenecek. Fakat akşam orada kalmak durumunda kalıyorsunuz ve karavanın servisin içinde. Size bir misafirhane düşünmüşler. Evet. Orada rahatlıkla tabii bir ki. Küçük otel gibi ya da pansiyon gibi. Pansiyon tarzında o showroom'un en üst katında. O gelen misafirlerimizi ağırlayabileceğimiz şekilde bir yatak odası, işte mutfağı. Tuvalet ve duşu olabilecek şekilde, bir de oturma grubu olacak şekilde bir alanımız da olacak. Evet. Orada uzaktan gelen veya işi aksamış, bitiremediğimiz işlerde orada misafirlerimizi ağırlayacağız. Harika, harika olacak. Bu çok güzel, çok ince ayrıntılar bir bunlar. Önünde de 3 tane karavanın kalabileceği park alanımız var. O da çok önemli. Yani bir... Atık suyu, drenaj istasyonu o da yani olarak. Tipik bir kamp alanında olması gereken, yani orası aynı zamanda bir şeydir, örnek bir kamp alanı göstergesi yani. Atık suyu, konsantre. Elektrikler. Aynen öyle. Yani geldiğinde önünde ufak bir yeşil alanı da olacak. İşte karavanı betonarme zemine koyup önü yeşil olacak. Çeşmesiyle, atık su bağlantısıydı, elektriğiydi, bu gibi tertibatı olacak. O şekilde de bir hizmetimiz olacak. Yani biz müşterilerimizi buradan geldiğinde mutlu ayrılmanın. Mutlu ayrılması. Ve bu şu an inşaat halini görüyorsunuz. Son hızla devam ediyor. İnşallah Mayıs ayında. Mayıs sonu gibi. İnşallah yetişir. Alko servisimiz olacak. Alko servisi olacak. Alko teknik servisi olacak. Aynen. Çok önemli bir şey bu. İlk yetkili servis olacağız. Yani Alko'nun ilk yetkili servisi olacağız. Çünkü yani buradaki ilk yetkili servisten de kastımız şu. Çoğu Avrupa çekme karavanlar Alko şaseyi kullanıyor. Yetkili servis olduğumuz zaman biz o şaseye hizmet verebileceğiz. Evet. Ve o hizmette verdiğimizde de yani karavanların garantisinden çıkma gibi bir ihtimalleri olmayacak. Yani şu an Türkiye'de ithal karavan da yerli karavan da olsa %90-95'i Alko alt yapı kullanıyor. Onun içinde kullanıcılar kendilerini güvende hissedecekler. Aynen öyle. Aynı zamanda mesela İstanbul'daki bir müşteri vakti yok. Karavanını biz araç gönderip alıp romok üzerinde VIP hizmet de verebileceğiz. Yani müşteri bize buradan telefon ettiğinde yani ben gelemiyorum, iş yoğunluğu var. Biz buradan bir ekibimizden bir arkadaşımızı yönlendirip karavanı adresten alıp aynı şekilde hizmeti verip tekrardan adresine göndereceğiz. Ve bunlar tamamen sigortalı olacak. Yani hiçbir şekilde başına bir zarar geldiğinde firmamız tarafından sigorta. Osman Bey aynı zamanda bir sigorta şirketi var. Sigorta şirketi karavan sigortasıyla da ilgili size yardımcı olacaklar. Çok çok önemli bir şey. Bu karavan sektörünün yine bir level üste çıktığını bize haberi olmuş oluyor aslında. Evet, evet. Bir de karavan kullanıyorsunuz. İkinizin de ayrı ayrı karavanı var. Bütün yaşadıkları tecrübeleri sizlere aktaracaklar. Yine bir karavan kullanıcılarına gönülden hizmet eden kişiler. Şimdi Mustafa Yetim denince bana diş hekimi geliyor, Kamp Karavan Marketi geliyor, festivaller geliyor, dernek geliyor, Sakarya Kamp Karavan Derneği Başkanı eşiniz Ebru Yetim. Yani böyle şimdi Hümer. Hümer'i de... Biz de alışamadık. Hümer'i de göstereceğiz herkese. Aynı zamanda aklıma gelmişken yani üst katta showroom kısmında ayda bir konferans vermeyi düşünüyoruz. Tabii eğitimler olacak. Eğitimler yani karavan olacak. Eğitimi. Gene işte sizleri davet edeceğiz. Hep birlikte zevkle olacağız. Zevkle gelin, keyifle gelin. Bu şekilde sunumlar olacak. Yani karavancılığı hep beraber Türkiye'ye yaymaya çalışacağız. Birinci önceliğimiz zaten karavancılığı tanıtmak. Şu ön yargıları yıkalım. Tabii. Sizin gibi gerçekten hem yaşamış tecrübeleriyle hem görmüş geçirmiş insanlar bütün tecrübelerinizi bize aktaracaksınız ki bizler de... Biz Avrupa'ya gittiğimizde ağzımız açık kalıyordu. Yani İnşallah gibi. Biz de öyle olacağız. Biz de öyle olacağız. Yani gerçekten Türkiye çünkü gerçekten Türkiye'nin her noktası cennet gibi. Yani baktığınız zaman yani Avrupa tamam adamlar gerçekten bir noktaya gelmişler, yapmış etmişler ama yani biz bir kere coğrafi olarak onlardan bir adım öndeyiz. Doğal güzelliklerimiz, tarihi güzelliklerimiz, zenginliklerimiz. Dört mevsim yaşıyorsun. Geçen şey okudum çok güzeldi. Yalan dünyanın cenneti Türkiye diye. Evet. Yani gerçekten burası öyle tanımlanıyor. Bir yazar tanımlamış bunu. Çok İnşallah güzel. İnşallah kamp alanlarımız da gelişecek. Onlar da gelişecek. Onlardan da duyum alıyorum. Evet. Çok böyle vizyon Dünya sahibi yerleri. Insanlar çok güzel kamp yerleri açmaya başladılar. Çok Anlaşmalar güzel. Yapılıyor. Güzel haberlerimiz olacak. Hadi bize Hümer'leri gezdirin.
Hümer Eriba Exciting 485'in önündeyiz. Evet. Karavanımızın boyu çeki okundan sonuna kadar 7.09, 2.32 metre iç genişliği var. Evet. İç uzunluğu ise 5.68. 5.68. Evet. Tamam. İçerine gidelim, bütün detayları size sorayım. Oo. Çok güzel. Açtıklar değil mi? Üçlü ocak. Kaç kilo bu karavan? Dolu, boş hali. Bu karavanın boş ağırlığı 1285 kilo. Hı hı. 1700 kilo da güçlendirilmiş şase var üzerinde. Bize bu 480 kiloya yakın bir taşıma kapasitesi veriyor. Harika. Alko şase tabii ki. Tabii Alko şase. Eriba 485 modeli normal bas fiyatın üzerinde artı iki tane de paketle beraber bu Türkiye'ye geldi. Bunlar konfor ve elegans paket. Hı hı. Bu konfor ve elegans paketin ayrıcalıkları şunlar. Dış çekimde de gördüğümüz gibi karavanımızın dış yüzeyi alüminyum, düz alüminyum. Normalde yani Exciting modelini direkt Almanya'dan getirmeye kalktığınızda pürüzlü yüzeyle geliyor. Biz buraya Türkiye'de çok tercih edilmediğinden dolayı dış yüzeyinin alüminyum olarak tercih ediyoruz. Onun dışında kumaş farklılıkları var. Hekimiz var. 70'e 50. Hek bayağı. Evet. Burası. Bu hek mi heki mi? Heki diye geçiyor. Heki. Evet heki diye geçiyor. Bu özel bir heki. Havuzlu dediğimiz bir hek. Yani ne demek havuzlu? Bu şekilde normal elle açılabilecek tarzdayken bunu bu şekilde kaldırıyorsunuz. Şu seviyede açılıyor. Bunun avantajı şu an tam açılmaya geldiğinde buradan sağdan soldan hava sirkülasyonu sağlarken yağmurlu veya seplendiğinde kenarlarında havuz sistemi olduğundan dolayı içeriye hiçbir şekilde su almıyor. Bu şekilde bir aydınlatma ve havalandırmamız var. Karavanın içi çok aydınlık. Bayağı saklama gözü var. Burada böyle yine düşmesin diye benim her zaman sevdiğim raf tarzı. Evet. Tabii her dolabın açılış şekli farklı. Bu basıp evet bakın bu da farklı mesela buna böyle basıyorsunuz, açıyorsunuz. Saklama gözleri de gayet güzel. Evet renkler de enteresan. Normalde ben karavanda açık rengi seviyorum. Bu çok hoş gözüküyor. Evet. Şey sabit değil herhalde masa. Masa sabit değil evet. Masayı istediğimiz şekilde hareket edebiliyoruz. Evet. Onun dışında aşağı yukarıdan da masanın şu şekilde. Evet. Evet. Mesela ayak oynatmadan yani bu da giriş çıkışları rahatlatmak için. Çok rahat, çok güzel. Evet. Evet nice düşünülmüş. Bu saklama alanı evet, zannederim. Sandıklı model. Aa çok pratik. Evet. O yani, sanki minder boş değilmiş ki içinde sert şey. Aynen. Zeminde bunun Aymer'a özel ve diğer Alman karavanların çoğunda bu tip şey var. Yani burada ekstra bir kapak yok. Evet. O da neyi sağlıyor? Yani bütünlüğü bazen sağlıyor, bütünlüğü sağlıyor. Yani güzel. Rahat bir şekilde. Rahat ulaşım bu gerçekten tabii. Çok önemli. Aynen öyle. Bütün minder sistemleri bu şekilde. Sırt minderini de çıkarmaya gerek kalmıyor. Bu çok aynen. Önemli şuradan bir şey. Evet. Kıvrıldığından dolayı hiçbir şekilde. Çok güzelmiş. Şey yapmıyorsunuz. Bütün alt tabanları bu şekilde. Bu da aynı şekilde. Kalkıyor buradan. Çok güzel. Bak mesela şurada. Bunu Şahin'e göstereceğim. Elektrikli boilerimiz de göründü. Bu da su ısıtıcımız. 5 litrelik. Harika. O da konfor paketle geliyor. Evet. Bu Tedford. Tedford evet. Tedford. Yekpare 3 gözlü ocak. Yani bu yekparenin de diğer çok tanıtımı oldu gerçi de. Evet. Yani temizlik bakımında özellikle evet. Bayanların çok tercih ettiği bir model. Evet yani. Çünkü yani çeşmeyle yıkadığınız zaman komple bir şey taşabilir. Taşma rahat bir şekilde yıkayın. Taşma daha çok. Yıkama yani kadınlar bunu silmeyi evet. Seviyorlar. Biz seviyoruz öyle. Ama bir şey taştığında falan evet. Havuz şeklinde burası gayet güzel olmuş. Şu musluk da çok kullanışlı olmuş. Evet. Şuradaki mesafe çok önemli bir mesafe.
gayet güzel. Çekmecelerin genişliğini... Evet, şu şekilde. Ya işte böyle bir şey bu. Çok böyle güzel. Böyle derinliğimiz var. Derin çekmeceler. Yani ben size şu an bunu nasıl gösterebilirim kamerada bilmiyorum ama... rahatlıkla bir tencereyi kapağıyla falan koyabileceğiniz derinlikte. Hepsinde de soft close kapatma var. Yani itikledikten sonra bir kısmını kendi çekiyor. Evet, onu gördüm. Evet. Onu gördüm. Size de göstereyim. Şöyle kapattığınız zaman şöyle kendi kapanıyor. O da çok önemli. Peki mıknatıslı mı bu? Yok, vakum yani amortisörlü bir sistemi ya var. Ya diyelim ki açık unuttuk hani bunu. Bu çarpı çarpı büyük ihtimalle şey olur. Yok, ama. Bunu böyle çektiğinde şuradan yukarıdan kilitliyor. Kilitledikten evet. Sonra hiçbir şekilde çıkmaz. Yok, kilitleme tamam da şeyi hani kilidi unutursak acaba onu koruyacak. Yok, çıkar, bir şey var mı? Açılır. Kilidi açık unuttuğunuzda yani bu... Kilidi açık unutmayacak. Evet, benim gibi ben oğlanı görevlendirdim bu konuda. Oğlumuz sorumlu. Kilitleme her yer tamam anne falan diye. Biz de aynı şekilde uçaklardaki gibi yani bir tatile çıkarken son kontrolü ben yapıyorum. Kabin memuru olarak bütün kapakları kontrolü o şekilde çıkıyoruz. TV hazırlığı olan bir alan. Burası TV. Yani burada şunun arka panelin arkasında bütün tertibat var. Sağda buraya TV aparatı. Ve yukarıya uydu anteni bağlayacaksınız. Buradan kablolarla birlikte. Evet. Burada TV'miz olacak. Burasında büfe yani şey, biblolar koyabilirsiniz, süs koyabilirsiniz. Atıyorum gazeteydi, kitap tarzında kenara olabilir, dizip, olabilir. Bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Genelde kapı girişinde buralar hiç düşünülmesi. Mesela çöp kutusuymuş o kapının içindeki. Evet. Ben ona hep ayakkabılık olarak yani. Baktım. Hiç düşünmedim çöp kutusu herkes olacak. Herkes kolayına göre yani oraya ne olabiliyorsa da yani isteyen ayakkabılık da olarak kullanabilir. Çöp kutusu olarak dizayn. Truma değil mi? Evet, ısıtma. Truma S300 3004 gazlı ısıtıcımız bu. Evet. Çok bu efektif bir ısıtıcı. Hı hı. Burada bir gözümüz var. Açabiliyorum evet, değil mi? Tabii, ben rahatlıkla tabii. Açıyorum. Evet. Bir alanımız var burada. Kıyafetlerinizi rahatlıkla koyabileceğiniz. Burada bir kocaman buzdolabı var. Yine evet, Tedford'un. Tedford'un 142 litre artı 15 litrelik de derin dondurucusu. Artı. Evet, içinde yani 142 ile beraber. Bunu da kapağını isterseniz çıkardığınızda yekpare kullanabilirsiniz. Bu şekilde. Gayet güzel. Çok güzel. Buzdolabımız var. Evet. Şimdi bu arkadaki masa yatak olabiliyor. Burası anladığım kadarıyla. Evet. İki kişi rahat rahat burada. Tabii ki de. Yatar. Şimdi bir de burada sabit yatak var. Bu da çok geniş bir yatak. Ölçülerimiz şöyle söyleyeyim. 2.10 uzunluğumuz var. 2.10 uzunluk pek karavanlarda evet. Bulunan bir şey değil aslında değil evet, mi? Evet. Çok güzel. 145 santimlikte genişliğimiz var. Çok güzel. Evet. Ferah bir yani yatağımız. Yine saklama alanları çok ayrıca, fazla. Yine burada baza var. Bunlar Heimer'a özel. Şu yay sistemimiz. Bunlar esneyen normal şeylerde. Şuraları bir kere kavuşur. Benim karavanımda da var bu sistem lütfen. Bir tek Heimer özel değil mi? Hümer bir de bu arada. Hümer. Ya çoğu Avrupa karavanda. Su deposu olan. Burada. Su depomuz hı-hı. Burada evet. Çok güzel. Su deposuna da buradan ulaşabilir. Hı-hı. Şimdi bu karavanlarda, Alman karavanlarında genelde lavabo dışarıda. Daha önce de göstermiştim. Lavabonun dışarıda olması bence gayet güzel bir şey. Ama yine de mahremiyet isterseniz bunun için özel perdeler var. Bunlar orijinalinde var değil mi? Tabii ki de. Evet. Bu şekilde tabii bunu ben şu an tek elle yaptığım için. Bu şekilde yasak odanızda mahrem alanınız olabiliyor. Evet kapağında böyle bakın şeyi. Şunu. Şöyle yaptığınızda da kendini toparlıyor. Bunu da bu şekilde şöyle göstereyim. Şu şekilde kapatabiliyorsunuz. Bu da yolculuk sırasında hasar görmesin diye sabitlemeniz her zaman önemli. Şimdi banyoya bakıyorum. Burada da bir heki var. Evet, burada 40'a 40 bir havalandırma. Şu ışıklandırmalar da çok güzel. Bizim önceki karavanda klimada vardı o ışıklandırmalar. Hı-hı. Şimdi bunlara da yapmışlar. Gayet evet, güzel. Evet, bu da 90 derece açılan. Şu şekilde aşağı çektiğinde. Evet. Bu şekilde. Burada storumuz.
burada sinekliğimiz mevcut. Artık bu karavanların olmazsa olmazı tabii, gibi bir tabii. şey. Yani bu daha çok zaten uzun yol tatillerinde giderken, yol kenarında konaklarken camları kapalı tutup burayı açtığınızda daha güvenli yaşayabiliyorsunuz içerisinde. Bu da tuvaletimiz, banyomuz. Gördüğünüz üzere şu da çok önemli bir aparat. Duş perdesi var. Duşun şeyi burada. Bunlar çok güzel su geçirmez materyaller. Evet. Oralar gayet güzel. Şu Truma ısıtıcının mesela şu sıcak su hava sıcak su diyorum. Sıcak hava üflüyor. Karavanın çeşitli yerlerinde onlar üflemesi var. Şu materyal de çok güzelmiş ya. Şeye bakacağım. Saklama alanına. Bu mıknatıslı. Bunlar da çok iş görüyor. Gayet güzel. Peki bunu nasıl bir arabayla çekmeleri gerekiyor? 1700 kilo dolu hali demiştiniz. 1280 boş kilo hali. Boş ağırlığı var. Yükseltilmiş şaseyle beraber 1700 kiloya kadar ulaşılabiliyor. Bunu 1.6 dizel ve 350 torkun üzerindeki araçlarla, yani burada aslında arabayla çekerken tork çok önemli. Yani ilk önce torka bakacaksın. Yani modeli işte beygiri frenden ziyade torku. 350 tork üzerindeki her araçla rahat bir şekilde çekebilirsiniz. Ona göre düşünüyorsun. Tabii ona göre. Aynen. Tamam. Peki teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hadi gidip öbür karavanı gezelim. Onu da merak ettim.